Asadla doğulanan, içimizde olan, kendimizde hürmeti olan, Allah'ı tanıyan, Peygamber Aleyhisselam'ı tanıyan, İslam yolunda, Peygamber Aleyhisselam yolunda olan insanın dünyadan küçük zikir meclise yığılmışım. Allah-u Teala'nın ailesine sabredersin, ahirette sağ tahtın kitap vermeli, yakşı emelleri ağır olmağa sebep eylesin. Bizlerimizi de Allah-u Teala Allah razı kalacak formada yaşamağı, Allah razı kalacak formada dünyadan köçmeyi, Allah razı kalacak formada kıyamet günü Allah-u Teala haşir edip cevap vermeyi ve Peygamber Aleyhisselam'ı sevinecek halde onun etrafında cennete yerleşsin. Kardeşler, bacılar, biz Kur'an'ın başında Fatiha suresinin birinci ayetinden Allah-u Teala'nın ne kadar Bismillahirrahmanirrahim içinde üç tane Allah'ın adı var. Allah, Rahim ve Rahman olan Allah'tan söhbet edir. O Allah ki biz onun hüzününe yığılmışız. Günde beş defa bizi Allah-u Teala, ey Müslüman kullar, sizle söhbette oturmak istiyorum. Bizi hüzününe çağıran o Allah, onun hüzününe yığılmışız. O Allah hansı ki haftada bir defa cüme günü bir yerde mescide görmek istiyorum. O Allah hansı ki sağ taraftaki melek, sol meleğin çininde üstünde olan, hakimi olan bir günah ettiği vakti 6 saat belki kulun tövbe etti. Sana icaz edemiyorum ki benim değerli olan, beni bir eden, Peygamber Aleyhisselam'ı hak eden insanı istemiyorum ki günah yazasan. O Allah'ın huzuruna yığılmışız ki kardeşler, bacılar, 70 il, 80 il içkini sudan çok içsen de, koyun etinden domuz eti çok yesen de, o Allah hansı ki bir tane tövbeyle yeter ki Allah-u Teala sana tövbe etmeye kismet olduysa, bütün günahları ben sebep yazacağım deyip Kur'an'da aya keçir ihtiyaç yoktu. Çünkü o merhametli olan Allah bütün günahları ef edeceğim. Yeter ki tövbenle karşıma geleceksen deyip. Benim kapılarım kim olur olsun, renginden, milletinden, yani varlı olsun, kasıp olsun, kapılarım açıktı diyen Allah'ımız var. Ve bu dünyadan köçenden sonra da 2 metre derin yerde dostların, evlatların hamısı 5 ton torpağı üzerine töküp el kolu kefen içinde bağlı olan vakti Allah-u Teala, ey benim kulum sen korkma, herkes senden üz döndersen de ben seni yaradan koymam, seni o toprak altında haşeratlara yem olasan. Çünkü seni cennet kimi bir yere layık olan yarattım. Ve biz onun, o Allah'ın etrafını yığılmış arkadaşlar, bacılar. Ona göre bize bu dünyada her müşemmel diyen şey, köşenden sonra üzerinde yaşayan insanlar falan kes yakşı insandı diye ele insanlar kazanıp gidenlerden eylesin. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bir cenaze gelirdi diyor. Hamısı onun hakkında yakşı insandı diye danışırdılar diyor. Peygamber Aleyhisselam vacibet dedi diyor. Vacip oldu diyor ona. Ve bir insanda hakkında cenaze giden vakti pis insandı diye danışan vakti vacibet, ona vacip oldu diyor. Ya Resulallah, ne vacip oldu? Sizden sildiğim bu dünyada toprak üzerinde olan insanlar müsemmanlar diye Allah'ın şahitlerisiz diye. Ona göre ölen insandan kim olur olsun
o insan hakkında diyor, yakşı insandır diye danışın diyor. Ona göre Allah-u Teala bir kulun insan hakkında ne kadar günah olu olsun, yakşı insandır demek. Yani layıklı, merhametli, böyle kömekte olan insan demek ne kadar önemli olduğunu, yani bunu kazanmak onsuz da ölüp gidesi dünyada. Ona göre bize önemli olan yerde kalan insanlar yakşı insandır desinler diye kazanmalıyız. Ve İsrafil kardeşimiz de bu insanlardan birisiydi kardeşler bacılar. Ancak bir hadisi kardeşler bacılar, bazı insanlar, ben bu bir il arzında 70'den çok yani yasta iştirak ettim. 70% insan 70 yaş bitmeden köçüktü dünyadan. Yani %70% 100 insan dünyadan köçürse 70 yaşı bitmeden 70 nefer köçür. Arada bir 30% insan 75-80'a çok redki insana ondan yukarı yaşıyor. Ona göre Allah-u Teala 72 saat insan küsülü olarak yaşamak duanı kabul etmiyor Peygamber Aleyhisselam hadisinde. Ancak 72 yıl ömrünü içkide sürsen de, ömrünü kumarhanada, piyonada sürsen de bir tövbe etmekle Allah-u Teala kabul eder. Ona göre arkadaşlar, bacılar, bu dünyadan bizi hemşe diyorum ben, insan hakkıyla yapamasın. Bir günü bacılar ibret olsun diye diyorum ben, hansı ki komşusunun toyuğu bir tane kırmızı pomidoru dimdik vurup diye 5 yıl küsmüş olan insanlar. 2 saat insan küsülü olarak yaşamak duanı kabul etmiyor Peygamber Aleyhisselam hadisinde. Ancak 72 yıl ömrünü içkide sürsen de, ömrünü kumarhanada, piyonada sürsen de bir tövbe etmekle Allah-u Teala kabul eder. Ona göre arkadaşlar, bacılar, bu dünyadan bizi hemşe diyorum ben, insan hakkıyla yapamasın. Bir günü bacılar ibret olsun diye diyorum ben, hansı ki komşusunun toyuğu bir tane kırmızı pomidoru dimdik vurup diye 5 yıl küsmüş olan insanlar. Veyahut da kaynanası bir söz deyip diye 1 yıldan çok küsülü olan gelinler. Hansı ki komşunun ineği hayatını batırıp diye 3 yıldan 4 yıldan çok küsülü olan insanlara ibret olsun diye Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan bir hadiseni nakletmekte büyük bir fayda var. Kardeşler, bacılar, herkese bu hadisi yazıp uşakları yetiştiren ataya, anaya, herkese ibret olsun diye olduğu bir hadise danışacağım. Bir günü Peygamber Aleyhisselam diyor, Medine'de mescidde insanlarla vaaz eden vakti bir bedevi, hansı ki bedevi şehri görmeyen, yani medeniyet görmeyen insan Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine girip bir küncünde su yoluna çıktı diyor. Kardeşler, Peygamber Aleyhisselam'ın sohbet ettiği yer, Allah'tan, peygamberden, İslamiyet'ten danıştığı bir mekan, torpak Peygamber Aleyhisselam'ın alnını, o şerefli üzümü sücde eden yer, içi meleklerle, meleklerin kanadı altında ahata olmuş yer, Cebrail Aleyhisselam meleğin Kur'an vahyi taşıyan bir toplum içinde ve Peygamber Aleyhisselam'ın özü vaaz ettiği yerde bedevi bir insan mescidin içinde değil, küncünü batırdı diyor, su yoluna çıktı diyor. Onu gören sahabeler hemen diyor, Ömer Ashab Radyan başta olmakla kalktılar diyor, ey bedevi, ey insan, sen bu boyda Peygamber Aleyhisselam'ın
vaaz ettiği alnının sücdeye giden yerde sen diye ne cüretle su yoluna çıkabilirsen diye. Kardeşler, bacılar, sahabeler ayağa kalktılar. Belki de o bedevi insan onun derisini yani koyun kimi soymaya hazır dediler. Belki de o batırdığı yeri, o torpağını yalattırmaya yani ki hazır idiler o insanlar. Peygamber aleyhisselam dedi, ey sahabeler diye, ona değmeyin diye. O insan zaten bilmirdi İslam dinini. Temizliği ne demektir? Mescid ne demektir? Necis ne demektir? Ona diye güzel formada yani ki numune olak diye. Ve bir neferi gönderir kardeşler, bacılar vedirine su getirip o yeri temizlettirirler. Peygamber aleyhisselamda olan bu merhamet, bu danışıkta olan nezaket, bu daşı el edecek olan merhamet kardeşler, bacılar, sahabeleri göğden yaş daş yağdırıp Ebraha'nın koşunu helak eden kimi değil, kılıçla, tüfekle değil, güzel sözler ile, merhamet ile, rahmet ile, nezaket ile onlara ibret oldu ve o insan diye bedevi gözyaşı içinde dedi ki bu İslam dininin güzelliği ne kadar güzel dindir bu dir. Ve tövbe etti. Allahu Teala onu bağışladı. Peygamber Aleyhisselam'da bağışladı. Ona göre biz kardeşler, bacılar bağışlayan yanlarda olak inşallah. Allahu Teala bizi yine de diyorum Allahu Teala bağışlanmayan kollardan bizi elemesin. Çünkü Allahu Teala kim? La ilahe illallah Muhammed Resul diyorsa o kapı açıktı. Ancak şeytan indiye kimin sen falan emelde oldun. Şeytan ne istiyor? İnden sonra sen cümeye gelsen, namaz kılsan, zikre gitsen, yakşı emelde olsan ne diyerler diye zemzem çayın ortasında ülsen de bu çay zehirlidir deyip insanları susuz koyup öldürmek isteyen o şeytan var. Ona göre kardeşler, bacılar, biz Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyesiyiz. Kim olur olsun Allah'ın kapısı açıktı ve hiç kesin elinde de hacca gitse de ilim okusa da gecenin seher kimi namazda sücde olsa da elinde cennete gitmeye vize yoktu. Ona göre tekebbürlü olmayasıyız. Kimese hor bakmayasıyız biz. Allah-u Teala bizleri yeniden diyorum. Tekebbürlükten, hesetten korusun. Amin. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kendimizde korusun. İnşallah devletimizde de emin amanlık olsun. Allah-u Teala bize duaya emanet eden insanlarımız var. Yatakta olan hasta insanlarımız var, buraya gelebilmeyen. Allah-u Teala bu güzel meclisin hatırına göre onlara şefa eylesin. Askerde, hizmette olan uşakların anaları var. Zeng vurup bile güzel meclislerde dua et diye biz inşallah Allah'tan o uşakları da İbrahim Aleyhisselam peygamberi ottan koruduğu kimi yani düşmanlardan koruyup ailesine kayıtmak ismet eylesin. Gurbette, Rusya'da olan kardeşlerim, bacılarımız, onlar da Allah-u Teala ne derdi varsa Allah-u Teala helal rızık kazanıp ailesine dönmek ismet eylesin. Evlenecek insanlar evlenmeye, evlen insanları ata olmağı, ana olmağı nasip etsin. Allah-u Teala bu dert okaz kendi olsun. Rayonumuz, devletimiz, bütün Müslüman hakları fitneden, fesadan korusun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.